Evet sevgili izleyiciler, Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu. Erinç Sağkan'a tebrikler gelmeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş resmi Twitter hesabından bir tebrik mesajı yayınladı ve meslektaşını kutladığını ifade etti. Hemen ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, Türkiye Barolar Birliği yeni başkanı Erinç Sağkan'ı tebrik etti efendim. 348 delegenin oy kullandığını bir kez daha yine yenilemek istiyorum sizlere. Resmi olmayan rakamlara göre Erinç Sağkan'a 181 oyun, Feyzoğlu'na ise 156 oyun olduğu ifade edilenler arasında. Şu an resmi olmayan bilgiler bunlar efendim. İlerleyen dakikalarda resmileşecek. Gün boyu oy kullanma işlemleri sürdü. Saat 5 itibariyle de sayım başladı. Çok kısa sürdü. Sonuçlar da hemen açıklandı. Bir telefon bağlantımız olacak. Arkadaşlarım onun için uğraşıyorlar. Çok uzun bir zaman sonra Türkiye Barolar Başkanlığı el değiştirmiş oldu. Metin Feyzoğlu son dönemin çok tartışılan isimlerinden biriydi. Erinç Sağkan ise öne çıkan en önemli isimlerden bir tanesiydi. Görünen o ki yarışı da Erinç Sağkan kazanmış oldu. Şimdi Erinç Sağkan kimdi demiştik sevgili izleyiciler? Ankara Barosu avukatlarındandı. Özellikle çoklu baro ile ilgili pek çok protesto yapılmıştı. Pek çok ilden baro başkanları yürüyüşe geçmişlerdi. Başı çeken isimlerden biri de Erinç Sağkan olmuştu. Erinç Sağkan çoklu baro konusunda tepkisini ortaya koymuştu. Keza pek çok hukukçu tarafından da çoklu baro sistemi anayasaya aykırı olması sebebiyle de tartışılan konulardan bir tanesiydi. Arkadaşlar bağlantımız ne durumda? Tamam. Birazdan hazır olacak sevgili izleyiciler bağlantımızda. Dediğim gibi çok uzun bir zaman sonra Türkiye Barolar Birliği başkanını değiştirmiş oldu. Hemen size ifade etmek istiyorum. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Avukat Hüseyin Özbek de geçtiğimiz dakikalarda bir mesaj paylaştı. Erinç Sağkan şu an hattımızda. Erinç Bey, tebrik ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Türkiye Barolar Birliği'ne yeni dönem hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sizi de bir kez daha tebrik edelim. Efendim yeni dönemde Türkiye Barolar Birliği'ni ne bekliyor? Hedefleriniz neler? Öncelikle hedefleriniz neler? Öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi Türkiye Barolar Birliği kamu en önemli kamu kurumunun kendindeki mesuliyetidir. Çünkü görevi hem avukat mesleğinin gelişimine mesleğinin sorunları aynı zamanda kanun kendisine yüksek olan hukukun, yargı bağını olmak gibi de çok önemli yönü bulunan bir meslek. Bu anlamda iki temelinde Erinç Bey, Erinç Bey beni duyabiliyor musunuz? Çok önemli şeyler ifade ediyorsunuz. Sanıyorum bulunduğunuz yerden çekmiyor. Bir yer değişikliği yapmanız mümkün mü acaba? İzleyicilerimiz de sizi daha net duyabilsinler. Tabii ki. Şu anda sesim geliyor mu? Evet, şu anda geliyor efendim. Evet. Az önce ifade etmeye çalıştığım gibi bir meslek örgütü olmakla birlikte aslında Türkiye'deki tüm yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini savunmak noktasında da çok büyük bir görevi yüklenmesi gereken bir meslek örgütü. Baktığınız zaman adalete erişimde dezavantajlı grupların, kadınların, çocukların, bir gecede çıkılan İstanbul Sözleşmesi ile şiddete karşı daha da savunmasız hale getirilen kadınların, doğanın, hayvan haklarının, işçilerin, çocuk işçilerin, baktığınızda her türlü mağduriyette haksızlık kimden gelirse gelsin ama kime dönüp olursa o birime yapmadan mağdurun yanında yer alarak onun hak ve özgürlüklerini korumak gibi çok ama çok önemli de bir misyonu var Türkiye Barolar Birliği'nin. Şimdi geçtiğimiz 4 yıllık sürece ve hatta 8 yıllık sürece baktığınız zaman Türkiye'de avukatların müvekkilleriyle özdeşleştirilerek tutuklandıkları, ekonomik bir kaosun içerisinde intihara sürüklendikleri, şiddete uğradıkları bir noktada maalesef meslektaşının yanında etkin şekilde duran bir Türkiye Barolar Birliği göremedik.
Hatta ve hatta daha da acısı, çoklu baro adı altında barolar bölünüp, parçalanıp, niteliksizleştirilmeye çalışılırken, sesi kısılmaya çalışılırken, aslında yurttaşın sesi kısılmaya çalışılırken, Türkiye Barolar Birliği'nin baro başkanları başkente sokulmazken, birlik başkanının baro başkanlarını yalnız bıraktığı çok da trajik bir tarihe sahne oldu Türkiye. Bu anlamda ne meslek örgütünün sorunlarıyla yeterince ilgilenebilen, ne de yurttaşların adil yargılanma ilkesi başta olmak üzere hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılmasında etkin şekilde müdahale eden bir Türkiye Barolar Birliği'ne çok ihtiyacın olduğu bir zamanda maalesef Türkiye Barolar Birliği'nin avukatı ve vatandaşı yalnız bıraktığı bir süreci yaşadık. Bu sürecin yankılarının çok büyük olduğuna inanıyorum. Bakınız, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararı bir yerel mahkeme tanımayarak uygulamama noktasına geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların yine Türkiye'de tanınmamasını, paralel dosyalarla önüne geçildiği bir süreci yaşıyoruz. Yani hızla hukuk devleti olmaktan uzaklaştığımız bir süreçte savunmaya ve onun çatı örgütü olan Türkiye Barolar Birliği'ne çok ihtiyacımız vardı. Fakat Türkiye Barolar Birliği bu süreçte yurttaşını da yalnız bıraktı. Şimdi tam tersini göreceğiz bundan sonra. Artık meslektaşının ne bir adım önünde ne bir adım arkasında değil, tam da yanı başında bulunan bir Türkiye Barolar Birliği ve yurttaşların da gerçekten teminatı olacak olan bir Türkiye Barolar Birliği çarşamba günü itibariyle, mazbatamızın alınması an itibariyle tekrar Türkiye'de avukatların ve yurttaşların nefes almasını sağlayacaktır. Sayın Sakan, çoklu baro konusunda mücadelenizi sürdürecek misiniz efendim? Tabii ki sürdüreceğiz. Genel kurul zaten bu konuda da Türkiye Barolar Birliği'ne bir görev, yetki ve sorumluluk verdi ilk günü, cumartesi günü itibariyle toplantıda. Bu konu görüşüldü ve İstanbul İkinoğlu Baro'nun dışındaki tüm baroların oy birliği ile, benim görebildiğim kadarıyla oy birliği ile bu konuda Türkiye Barolar Birliği'ne, yani çoklu baro ile mücadele etmek ve tekrar bir yasal değişiklik yasal düzenleme çalışması yaparak, taslak hazırlayarak girişimde bulunmak üzere de bir görev aldık. Tabii ki Türkiye Barolar Birliği bir hukuk kurumudur her şeyden önce. Bu anlamda aldığımız, genel kuruldan aldığımız görev doğrultusunda yasa ve anayasadaki sınırlar içerisinde çoklu baro düzenlemesinden geri dönülmesi için gerekli adımlar Türkiye Barolar Birliği tarafından atılacaktır. Ancak yanına şunu da ilave etmeliyim ki, maalesef geçtiğimiz süreç içerisinde Türkiye Barolar Birliği İkinoğlu baroların kurulması için teşvik edecek, bu kurulmayı kolaylaştıracak hamlelerde bulunmuştur. UHAP üzerinden başvuru butonu açmıştır Türkiye Barolar Birliği. Sunulan evrakların ekindeki belgeleri incelemeksizin kuruluş yetkisi vermiştir. Artık bu noktada da Türkiye Barolar Birliği anayasadan kaynaklanan demokratik haklarını kullanarak yetkisiz temsiliyete de izin vermeyecektir mutlaka ki. Peki Sayın Sakan, çok teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Çok uzun, yoğun ve tempolu bir günün ardından çok önemli mesajlar verdiniz. Evet. Başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağolunuz. Evet sevgili izleyiciler, Türkiye Barolar Birliği yeni başkanı Avukat Erinç Sakan'la konuştuk. Erinç Sakan hukukun üstünlüğüne en çok ihtiyaç duyulan dönemde, adaleti savunmaya en çok ihtiyaç duyulan dönemde bunun çatı örgütü olan Türkiye Barolar Birliği'nin bundan sonraki süreçte özellikle de alınan kararların uygulanmaması hem yurt dışından hem yerel mahkemelerden tam da böyle bir süreçten geçerken artık bunların tam tersinin olacağını kendisi ifade ediyor efendim. Çoklu barolar konusunda da anayasal sınırlar içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz mesajını verdi. Bir kez daha hayırlı olsun diyoruz.